Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ise sizlere ağaç ve çim ekleme nasıl olur bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle terrarium kısmına geliyoruz ve önceki videoda gösterdiğim kısımlarda bulunan ağaç aracına geliyoruz. Ve ağaç ekleme işlemini başlatmış olacağız. Daha sonrasında burada edit trees yazan kısma geliyoruz ve add tree diyoruz. Sonra buradan ağacımızı seçeceğiz. Broad leaf yazan olanın yazanı sadece seçmek istiyorum ben. Şuraya tekrardan yazalım. Broadleaf Deskop yazanı seçiyorum. Ondan sonra ek diyorum. Daha sonrasında bir tane daha ağaç eklemek istiyorum. Onun için tekrardan Edit Tree istiyorum ve Add Tree diyorum. Ve buraya geliyoruz. Buradan Configure Deskop yazanı seçiyorum ve Add diyorum. Sonra ağaçlarımızı eklememiz için buraya geliyoruz ve ağaçlarımızı alıp böyle üzerine bırakıyoruz. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Ayarlar kısmından yine Brush Size ve Tree Density yazan kısımlarımız bulunuyor. Burada Tree Density yazan kısım ise ağaçlarımızın yoğunluğunu belirleyecek olan kısım. Bunu eğer azaltırsak ağaçlarımızı daha böyle yoğunluğu az olduğu şekilde yerleştirecek. Fakat bunu birazcık daha arttırırsak daha fazla yoğun olarak ekleyecek. Ama ben bu kadar çok aynı ağaçtan yoğun olsun istemiyorum. Bu yüzden Ctrl Z yaparak ağaçlarımızı bazılarını siliyorum. Hatta hepsini silelim. Baştan yapalım. İlk başta bunu seçiyorum ve yoğunluğunu birazcık azaltıyorum. Daha sonrasında buraya bir tane bundan eklemek istiyorum bu ağacımızdan. Ama şu Ctrl Z'yi fazla yaptığımız için burada bir sivrileşme oldu. Bunu tekrardan yumuşatmamız gerekiyor. Şu yumuşatma kısmına geliyorum ve burayı tekrardan bu şekilde böyle yumuşatıyorum. Şöyle. Burası da böyle birazcık düzeldi arkadaşlar. Çok bir fark olmadı açıkçası. Birazcık yükseltirsek daha fazla olabilir. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan ağaç kısmına geliyoruz ve bu ağaçtan birkaç tane daha eklemek istiyorum. Bu da boyutunu ayarlıyor ağaçlarımızın. Şu şekilde ekleyelim bazı yerlere. Ben bir ağaç daha eklemek istiyorum. Bu ağacımız da palmiye ağacı olsun. Yine Add Tree kısmına geliyoruz ve buradan palm yazarak palmiye ağacını ekleyebiliriz arkadaşlar. Ağacımız birazcık çok olsun istiyorum. Farklı çeşitlerde ağaçlar olsun istiyorum. Palmiye ağaçlarını bu şekilde böyle aşağılara doğru birazcık yerleştirmek istiyorum. Şöyle olsun. Hatta bunu birazcık düşürelim ki çok sık yerlerde olmasın. Burayı da düşürelim birazcık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yaklaşalım bakalım. Şu kısımları ekleyelim. Birazcık büyütelim çünkü çok küçük oldular. Evet. Şöyle şu sıklıklara ağaçlarımızı ekleyebiliriz. Şurası birazcık yoğun oldu arkadaşlar. Ama çok önemli değil bu. Sonra şu çam ağacı diye umuyorum. Yani çam ağacıdır herhalde. Birazcık da çam ağacı eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç yerlere. Şöyle yakınlaştıralım, hatta şuralara da ekleyelim şöyle. Yakınlaştıralım bakalım. Aynı yerlere çok eklemek istemiyorum. Aynı ağaç türünden çok olmasın. Biraz farklı olsun istiyorum. Birazcık daha şunlardan ekleyelim. Şöyle yakınlaştıralım. Şurada mesela. Şuralarda olsun. Çam ağacından biraz daha ekleyelim şu kısımlara. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ben çim eklemek istiyorum. Çim ekleme işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Ağacı eklediğimiz yerin yanında da çim ekleme şeylerimiz var. Ona tıklıyoruz. Ve buradan tekrar Edit Details deyip bu sefer Add Grass Texture yazan kısma tıklıyoruz. Ve çim ekleme işlemini yapacağız.
Grass Fount yazan kısmı bir albedo alfayı seçmek istiyorum. Ben istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli değil. Hatta bu daha güzel görünüyor şuradan baktığımızda. Ben bunu seçmek istiyorum. Evet diyoruz ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Ben şunu önermek istiyorum öncelikle. Çim çok fazla eklenmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü performans açısından çimin çok fazla eklenmemesi önemli bir detay. Yine çime tıklıyoruz ve şu şekilde şuralara, yani çok küçük olduğu için göremiyoruz aslında. Buralara çimlerimizi seçelim. Pardon. Şöyle ekleyelim. Çok önemli değil şu anda görünüp görünmemesi. Ama biz eklendiğini biliyoruz arkadaşlar. Bunu birazcık büyütelim. Bunu hatta küçültürsek daha güzel olur büyütmekten ziyade. Şöyle 23 yapalım aslında. Aynen. Yani çimimizin boyutları bu şekilde olsun istiyorum. Ortaları birazcık daha yoğun olsun. Şu şekilde. Gelelim. Şöyle yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar, tekrardan train kısmına geliyoruz. Buradan çime tıklıyoruz ve çimlerimizi seçili. Buraları birkaç tane daha böyle çim ekleyebiliriz arkadaşlar. Uzakta olduğu için görünmüyor dediğim gibi ama ekleniyor. Daha sonrasında arkadaşlar ben deniz ekleminin nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Onun da assist kısmına geliyoruz. Buradan standarta geliyoruz. Ve daha sonrasında environment yazan kısma water sonra prefabs yazanı seçiyoruz. Bir tanesi gördüğünüz gibi water pro daytime. Diğeri de Water Pro Nighttime. Bir tanesi gece, bir tanesi gündüz için kullanılan. Ben gündüz için olanı seçmek istiyorum. Şimdi şöyle büyütelim. Şu şekilde. Tam bir açıdan görmeyi sağlayalım. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Şu şekilde. Evet. Daha sonrasında Water Pro yazanı alıyoruz ve bu şekilde şuraya bırakmak istiyorum. Sonra buradan büyütme seçeneğimizi seçiyoruz ve bunu genişleteceğiz birazcık arkadaşlar. Şu şöyle buradan biraz genişletelim. Böyle biraz genişletelim. Yani her yeri kaplayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeterli oldu. Birazcık daha yapabiliriz. Şöyle. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ekledikten sonra arkadaşlar bir de X görünümünden bakmak istiyorum. Nasıl oldu? Böyle bıraktık. Evet. Bunu seçiyoruz ve büyütüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şunu seçelim. Sonra şöyle yapalım. Bir Y görünümünden bakalım arkadaşlar nasıl olduğunu. Evet, olmuş görünüyor arkadaşlar şu anda. X'e geliyoruz tekrardan. Bakıyoruz fakat burada komple kaplı görünüyor. O yüzden bunu seçiyoruz ve buradan bulunan kısmı
Şöyle denizimizi tam ayarlayacak şekilde yerleştiriyoruz. Ama baktığımızda olmamış görünüyor çünkü bu palmiye ağaçlarının suyu altına gelmiş oluyor. O yüzden bunu tekrardan böyle büyütme aracını alıyoruz ve bazı kısımlarını tekrardan büyütmemiz gerekiyor. Şöyle birazcık büyütelim ki geniş alanlara yayılsın. Daha sonra tekrar bunu seçiyoruz ve şu şekilde birazcık yakınlaştırırsak. Daha sonrasında bizim karakter ekleme işlemimiz var arkadaşlar. Karakter ekleme işlemi içinde Unity'nin bize sunduğu hazır karakterler var. Onu da assets yerinden buluyoruz. Assets yerine gelip buradan import package kısmına geliyoruz ve karakterse tıklıyoruz. Daha sonrasında karakterlerimizi Unity'ye şu anda bulunduğu yere import edeceğiz. Import diyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sonrasında burada karakter yazan kısım geldi. Şunu birazcık şöyle yaparsak, şunu birazcık küçültürsek çok daha rahat göreceğiz. Daha sonra burada karakter yazan kısmına tıklıyoruz. Sonra first personal kısmına tıklıyoruz. Sonra prefers. Burada iki tane çıkıyor karşımıza. Biz bunu FPC kontrolörü seçiyoruz ve alıyoruz buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yakınlaşıp buradan bir saniye şunu seçmedik. Sonra geliyoruz. Evet, bu karakterimizin burada olduğunu görüyoruz. Biraz küçük olmuş arkadaşlar, yerin alt kısmında görünüyor. Bunu birazcık büyütüyoruz. Şu işlemle şöyle biraz çıkartıyoruz arkadaşlar. Maximize on play kısmına tıklayıp bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar, olmuş mu? Sonra bu faremizle sağ sol kısmından hareket ettirebiliyoruz. Sonra klavyemizde bulunan AWD kısmından ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda çim çok eklemişiz. Bazı kısımları görmediğimiz için. Bu şekilde çimlerimiz var. Bazı kısımlarda. Bazı kısımlarda da işte yerleştirdiğimiz ağaçlarımızı görebiliyorsunuz. Sizi denizi kısmına götürmek istiyorum. Nasıl olup olmadığını bir görün istedim. Bunlar da palmiye ağaçlarımızı eklemiştik arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi deniz kısmına gelmiş oluyoruz. Burası da su kısmı arkadaşlar. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.